Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 5. hafta maçlarıyla karşınızdayız. Mali nasılsın? İyiyim Barış. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Mali, yine gündemi belirledik. Diyorduk, Sosyal Lig'in referans programı diyorduk. Söylediklerimiz çıktı. Ener Valencia'dan uzak durun dedik tepkilere rağmen. Yani ben dedim en azından. Kırmızı kart gördü dedim. Muhammed büyük golcüdür dedim. Muhammed yine golünü attı. Bununla ilgili sen de bir öz eleştiri vereceksin herhalde Mali. Öz eleştiri vermiyorum. Yani şanslısın ne diyeyim. Olacak şeyler değil. Valencia'nın gördüğü kırmızı kart da ağır bir karar zaten. Üstüne o maçta Muhammed'in gol atması. Bir kere oldu işte denk geldi. Mutlu oldum sen de. Az puan topladığım bir hafta oldu. Forvetlerde iyi Hayırlı tutturdum. olsun. Şey, yani ben şeyden çok enerji, yani şaka bir yana, forvet tercihlerim iyiydi. Bak, geçen haftaki kadroyu da biraz konuşalım istiyorsan kadromu. Senin için iyi bir haftaydı. Ya ben Borini'den kaptan olarak iyi verim aldım. Weghorst iyiydi. Cagne. Ama Alanyaspor maalesef istenileni veremedi. Almanya İstanbul herkesi yaktı ya. mağlup oldu. Oradan büyük sıkıntılar yaşadım. Adana Demirspor'dan da gol atan bekini tahmin ettik ama diğer Onyekuru olsun, forvet tercihlerimiz olsun çok sağlıklı olmadı. Yani Borini'yi kaptan yapıp iyi bir şey yakalamıştım ama devamını getiremedik ya. İşte Hajrayt falan almamamız hata oldu. Kısır bir Ben maç aldım. beklerken çok gollü bir maç karşımıza çıktı. Antalya maçı. Hacı her hafta alacağız herhalde ya. Öyle gözüküyor bu hafta yine devam edeceğiz. Yani Önden forvetlerimiz şey, benim mesela tercihlerim Weghorst, Hacı Wilson Eduardo ve Mbaye Diagne'ydi. Wilson Eduardo hariç üçünden çok iyi katkı aldım ama benim orta sahalar çok kötüydü. Enkudu mesela Beşiktaş'ın bu kadar iyi olduğu bir hafta bana pek puan getirmedi. Önceki haftaların aksine. Onyekuru, Fernando, Tiam, bunlar hiçbirinden katkı alamadım. Savunmada da işte Alanya yaktı beni. Alanya hem kaleci hem savunma vardı. Oradan bir şey oldu. Bir tek Rozier'den puan aldım. Kalede de Bilal Beyazıt beni biraz kurtardı. Ama iyi bir hafta değil. 97 puanla kapattım. Daha iyi olabilirdi. Alanya Spor yaktı bizi biraz. 103 puandaydım. O da Borelli'nin kaptan etkisiyle çok fazla şey oldu. Ama en azından genel klasman için iddiamızı devam ettiriyoruz diyelim. O haftaya yavaştan geçelim mi? Önümüzdeki maçlara bakalım, değil mi? Aynen öyle devam edeceğiz bu haftaya. Yine iddialı bir şekilde giriyoruz. Evet, kaleden başla istersen sen. Kaleci olarak yedek tercihimle başlayayım. Uğurcan'ın sakatlığı devam ediyor. Ben yine Muhammed Taha'yı önereceğim. Uygun maliyetiyle Trabzonspor Ümraniye'den gol yiyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Haftanın açılış maçı hem Uğurcan'ın oynaması durumunda değişiklik de yapılabilir. Oynama ihtimali var demiş Abdullah Avcı. Ama işte evet, denemeye değer. Şimdi 3.5'a Trabzon'un kalecisini alma fırsatı varsa alacaksın yani. Yani riske edilmeyebilir. O yüzden ben Muhammed Taha Tepe'yi ilk tercih olarak öneriyorum. Yedek isimde Konyaspor'dan İbrahim Seiç. Konyaspor'da Giresun deplasmanında onların da gol yeme ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğüm için Seiç'i de az kaleci olarak önerdim. Seiç ve Muhammed daha bu haftaki kaleci tercihlerim. Aslı evde değil herhalde. Artık yani Giresunspor'da çok ilgilendiğini sanmıyorum. İyi. Ben de sayayım. Ben Taha Tepe bende de var. Taha'yı kaçırırsak ona göre bir tercih yapacağım yine de. Oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi de oynadı. Biraz şansı yaver gitti. Kerem de Mertens de üzerine vurdu. O da üzerine düşeni yaptı. Onun için oynatacaktır. Hani riske etmeye gerektirecek bir durum yok. Şimdi geçen hafta felaket bir performans gösterse belki Uğurcan fedakarlık yapıp oynardı ama yani iyi oynadı. Devam edilebilir bence. Etmeliler bir hafta daha, bir risk almamalılar. Diğer tercihim de benim Ruud Boffin. Ben Antalyaspor'a bu hafta güveniyorum. Geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldı Antalyaspor. Ama bu hafta ben Kasımpaşa'yı yeneceklerini düşünüyorum içeride. Kasımpaşa da çok bozan bir takım değil. Onun için tercihim Ruud Boffin. Antalyaspor tercihlerimde devam edecek. Ben de Antalyaspor'dan tercih yaptım. Kasımpaşa Şenol Can'la galibiyetini aldı. Hatay'ı yendiler. Ama yani bu ivme ne kadar devam eder? Bence de şüpheli. Diyerekten defansa geçmiş olayım. Rozier ile başlayayım uzatmadan. Zaten sezona çok iyi bir giriş yaptı. Beşiktaş bu hafta Ankaragücü deplasmanında olacak.
Rozier'i yine ben kadroma aldım. Beşiktaş gol yese de Rozier bir şeyler yapıyor. Asist yapıyor. Gol de atabiliyor. Hatta son maçta karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon da var. Yani oyunun her alanında var Rozier. O yüzden bu hafta da kadromda olacak. İkinci isim Eren Elmalı. Trabzonspor'un dediğim gibi Ümraniye karşısında gol yiyeceğini düşünmüyorum. Yine Trabzonspor'dan alabilecek uygun maliyetli bir isim olduğu için de Eren'i tercih ettim. Üçüncü isim de Lucas Lima. Başakşehir'in de ben bu hafta galibiyet alacağını düşünüyorum. O da skor katkısı yapabilecek isimlerden asist ve gol olarak öne çıkabilen bir isim Lucas Lima. Duran top da kullanıyor zaman zaman. O yüzden ben Başakşehir'in Alanya karşısında şanslı olduğunu düşündüğüm için Lucas Lima'yı aldım. Yedek isim olarak da Sivasspor'dan Ahmet Oğuz tercihim var. Sivasspor'da Karagümrük karşısında bence galibiyete yakın taraf. Son haftalarda iyi gözükmüyor. Avrupa maçları da var ama Karagümrük de onların oynayabileceği uygun bir rakip. Pirlo henüz tam olarak lige alışmış durumda değil. Takım da çok Pirlo henüz kovulmadı. Onun için Karagümrük'ün rakibini oynanabilir. yani takımı da biraz kırılgan gibi duruyor Karagümrük. O yüzden Sivasspor'dan tercihlerim var. Ahmet Oğuz'u da yedek olarak öneriyorum bu hafta. Şöyle ben seninle sana katılmadığım nokta Başakşehir. Çünkü Başakşehir'in hafta arası bir Avrupa maçı da var. Yani Alanyaspor'da Alanyaspor'u hiç beğenmedim. ya Alanyaspor işte rakibe biraz bağlı, yanıltıcı bir rakip. Takım şimdi mesela İstanbulspor'la oynarken zorlanıyorlar ama şimdi Başakşehir gibi oynamaya çalışan bir takıma karşı oynayabilirler. Onun için ben o maça çok girmek istemedim. Sıkıntılı bir maç olabilir. Bir de Avrupa öncesi olması da beni biraz şüpheye düşürüyor. Onun için Başakşehir'e çok girmedim. Benim tercihlerim de şöyle. Eren Elmalı'yı ben de aldım. Eren Elmalı çok iyi ya. Sol bek sıkıntımız vardı milli takıma. Şimdi Rıdvan da fena değil. Eren de fena değil. Orayı çözdük gibi. İki iyi yerli sol bekimiz var artık. Eren de Trabzonspor'un bu sene en iz bırakan oyuncularından biri bu noktaya kadar. İyi oynadığını düşünüyorum. Gelişime de çok açık. İyi bir transfer oldu. Rozier bende de var. Herkes de vardır herhalde Rozier. Bir ara düşündüm Masuaku alıp biraz da bir küçük bir tasarruf yapıp bir de ters köşe yapsam mı diye ama Rozier'den vazgeçmek kolay değil. O kanadı iyi işliyor. Önünde de Muleko oynadı geçen hafta. İyi bir ikili oldular. Şimdi ne yapacak Gezal gelince onu bilmiyorum. Ahmet Oğuz'u ben de aldım. Konya'ya güveniyorum. Ahmet Oğuz da düzenli oynayan bir oyuncu. Devam edelim. Ben Bünyamin Balcı'yı da aldım. Bünyamin çok Antalya. pahalı ya. Yani. Pahalı da yani Güray'ı alacaktım. Güray daha pahalı. Ben o yüzden Antalya'dan defans tercihi yapmadım. Ben aldım. Ben Nuri hocama güveniyorum. Şimdi 5 yediler. Bu hafta bir hafta onları bir güzel haşlamıştır. İyi savunurlar bu hafta. Bünyamin zaten kanat oyuncusu gibi. Onun için onu da aldım. Savunma tercihlerim de böyle. Geçelim orta sahaya. Antalyaspor'dan devam edeyim ben de. Yani uygun maliyeti sebebiyle sık sık aldığımız Fernando'yu bu hafta hemen aldım. Orta sahada biraz tasarruf yapmaya çalıştım. Çünkü kadroyu kuramıyorum. Pozitif kartı da ekliyorum ama SMS gelmiyor. Oyundaki sıkıntılar devam ediyor bende. O yüzden oradan ekstra bütçe alamadığım için mecburen kısmak zorunda kaldım. Ama Fernando yani bütçem olsa da kadroya alabileceğim isimlerden birisi. Çünkü sık sık skor katkısı verebiliyor. Çok önemli oynuyor geldiğinden beri. Direğin dibine vurur. Frikik atar. Her şeyi yapıyor dediğin gibi. O yüzden Fernando ilk tercihim. İkincisi Onyekuru. Oyunun en çok puan getiren isimlerinden biri. Son hafta istediğini yapamadı ama bu hafta ben yine Onyekuru'yu alacağım. Adana Demirspor'un Hatay karşısında galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Onyekuru ikinci isim olarak öneriyorum. Yine 3-4-3 ile devam edeceğim ben. Kaptanım ve üçüncü önerim Enis Bardi. Trabzonspor'dan olacak. Trabzonspor'un bu formsuz durumunu en azından son 2-3 maçtaki galibiyet alamamasını Ümraniye karşısında son bulacağını düşünüyorum. Enis Bardi'yi bu hafta kaptan olarak önerdim. Son isim biraz riskli olabilir. Berkay. Yani Başakşehir'de rotasyon olabilir dediğin gibi Avrupa maçları vesaire. Ama ben Berkay'ı kadroma aldım. Sen Başakşehir'i Goretzka. Ben tutmuyorsun. severim biliyorsun Goretzka. O yüzden Berkay'ı alıyorum. Yedek isim olarak da ben Beşiktaş'a da golü atan Diya Seba farklı farklı okunuşları olduğu söylendi telaffuzlarının. Onu alacaktım ama şu an henüz oyunda göremedim. O yüzden boş bırakıyorum orta saha tercihini. Ben Diya Seba'yı
Yedek isim olarak kadromu alacağım. Beğendim. Çok kısa bir süre oynasa da çok iyi bir izlenim bıraktı bende. Şutu da var, çalımı da var. Bu Pas. hoca sever öyle topçu. Bence ligimize renk katacak. Bu serinin sürpriz isimlerinden biri olacağını gösterdi. Ben de sayayım istersen. Orta saha tercihlerimiz farklı baya. Enkudu'yu aldım ben. Yine. Geçen haftayı boş geçti. Bu hafta oynar. Beşiktaş'ın yıldızı. Ben güveniyorum. Zayıf bir rakiple oynayacaklar. Ankara Gücü şimdi aralarında da rekabet var falan da Beşiktaş şu an tank gibi ya. Ankara Gücü falan önde durabileceğini zannetmiyorum. Basmanın yasağı varmış. Ankaralı Beşiktaşlar maalesef izleyemeyecek İzlemesinler. Önemli değil ya. Beşiktaş. Niye? Çok taraftara ihtiyaç duymaz Beşiktaş bence Yok, genel geçer. taraftara ihtiyaç duyduğundan değil. Şimdi Ankara'daki Beşiktaşlar takım gelmişken neden izleyemezsin öyle ya? Öyle ama yani bir şey demiyorum ya. Hani o konuya çok şey girmiyorum. Deplasman yasağı şu bu. Ankara Gücü Beşiktaş şimdi gerginlik de olabilir falan. Olmadığı daha iyi. Daha rahat çıkar oynar kazanır Ben Beşiktaş. Ankara Gücü İlk forması yarıdan üçler. görüyorum. Sarı lacivert bir görüntü var. Yok Bordo bu. Bu Arsenal. Premier Lig liderine selam durdum. Premier Lig liderine selam durmak için Arsenal forması giydim. Yani şimdi tartışmalara şey yapmayayım, mahal vermeyelim. Ligimizden formaları çok tercih etmiyorum onun için. Devam edeyim. Ben Fenerbahçe'den Mias Aytsa aldım. Ben gole yakın buluyorum Mias Aytsa. Fenerbahçe'den zayıf tercihim. Enteresan. Fenerbahçe bu hafta kazanır ya. Yaşık. Karşısındaki zayıf bir rakiple oynuyor. Zayıf rakip. İçeride. Kim zayıf rakip? Kayseri Spor. Kayseri Spor. Evet. Kayseri Spor'un nesi zayıf? Hocası. Oldukça sert bir takım. Kayseri Spor'un sert, yani sertliği şu olabilir. Transfer yasağı olduğu için mecburen transfer yapamayıp kadroyu korudular. Bir kadro istikrarı var. Yani başka bir Ben olayı yok. Yani. beğeniyorum. Çağdaş Hoca da bir açıklama yapmış, sürprizlerimiz var diye. Merakla bekliyorum maçı. Ben Bakalım. de merakla bekliyorum Çağdaş Hoca'nın sürprizini. Neler göreceğiz? Görelim. Ben Mias Aytsa aldım. Savunmaya da para çok tutmasa Osayi Samuel'i falan almayı düşünüyordum. Bir de hoca bazen kesiyor falan ondan da tam emin olamadım. Fenerbahçe'den tercihler yapılabilir bu hafta. Zimmer Büyükçiğ'i aldım. Mami kardeşime çok güzel orta kesti. İyi gol hazırlıyor. Konyaspor'da favori gördüğüm için Büyükçiğ'i aldım. Ve Galatasaray'dan bir tercihim var. Ligin eş liderlerinden biri. Averajla ikinci sırada yer alan. Gaziantep'le oynayacak Galatasaray. Bence Galatasaray için çok kritik bir maç. Sezonun kırılma maçlarından biri. İçeride Antep'i yenmeli. Yani şeyin etkisini attı biraz o şok Giresun mağlubiyetinden sonra. Öyle ya da böyle bir şekilde Ümraniye'yi yendi. Trabzon deplasmanında bir puan da iyidir. Yani Okan Hoca umuyorum takımı oturtuyordur. Çünkü ciddi bir zaman da var aslında. Maçlar arasında 8-9 gün olduğu için Avrupa'sı olmayan Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar için yani çok ciddi mesafe kat edebileceği süreler. Tamam geç kuruldu Galatasaray falan ama farkı sahada görmeliyiz. Şimdi Galatasaray içeride dolu tribünler önünde için Antep'i yenebiliyor olması lazım. enteresan, hani böyle kadroya falan bakınca daha defansif açık verebilecek bir takım gözüküyor ama XG'ye baktığımızda rakiplere en az XG veren takım Galatasaray. Gol yemedi ki Galatasaray. Yani birin altında pozisyon da vermemiş durumda gözüküyor. Rakiplerine de çok fazla pozisyon vermiyor. Kendi belki zor atıyor ama rakibe de çok fazla şans tanımamış. Onu da Yediği belirtiyor. gol Galatasaray'ın işte belli ya. Yediği golü kendi kendilerine yediler yani. Savunmada açık verip falan değil. Pas hatasıyla gol yedi yani. Akan oyunda falan ya da rakipteyken top hiçbir şey verme. Trabzon deplasmanı tamam Trabzon organize değil sorunlu falan da. Yani Trabzon'un pozisyonu ne geliyor aklına? İşte Trezeguet vurdu çarptı kornere gitti. Onun dışında işte bir tane daha yarım pozisyon vardır. Galatasaray'ın daha netti pozisyonları. İyi oynadı demiyorum. Trabzon, Galatasaray ve Konya Fenerbahçe maçında toplasan 5 pozisyon yoktu zaten. 2 maçın toplamında. Onun için yani şey değil. Galatasaray toparlanmıştır umarım. O artık transferlerin de bir oturması lazım yani. Yerleşmesi lazım kadrodaki yerlerine. Ben Yunus Akgün'ü aldım. Onun için daha ucuz. Hem de Yunus'u beğeniyorum ya. Geçen hafta da asistini yaptı Mertens yedi. Bir kanatta sıkıntı var ama Yunus'ta değil bence. Kerem'de sıkıntı var. Ben Kerem'i almak istemedim. Hem daha pahalı Kerem. Onun için Yunus'u aldım. Bir de diğer tercihim de daha bu bir 25 0.25 eksiğim var. Uygun maliyetiyle Mahmut Hasan Trezeguet'i aldım.
Trabzonspor'a güveniyorum. Tabii göreceğim kadroyu ama çok uygun maliyeti. 5.5'a Trezeguet kaçmaz. Ümraniyespor'a karşı da şimdi Galatasaray maçında görmüşsündür. İstanbul'da da çok Trabzonlu var. Yani Olympiakos'ta onu birazcık da bir gelir kapısı olarak da görüyor Ümraniyespor. Ümraniyespor şöyle Tatful olacak. yanılttı. Jesus ilk hafta burayı Arabistan Ligi falan zannetti. Orta sahada kimse yoktu. 6 forvetle falan çıktı. O maçta Ümraniyespor çok pozisyon buldu. 3-3'te bitti maç. Ondan sonra herkesin aklında Ümraniyespor böyle çok iyi bir takımmış gibi kaldı ama Ümraniyespor yetersiz bir kadroya sahip. Oturmuş bir kadro ama düşük tabii. Alt lig kadrosu. İstanbulspor'da, Ümraniyespor'da alt lig kadrosu. Böyle Yani devam eder önünde kalmaz. Ceraldo'dan falan medet umuyorlar. Yani bu isimlerin artık miatları da olalı çok oluyor. Belki bizi yanıltırlar ama çok uzun vadede başarılı olacaklarını düşünmüyorum. O yüzden Trabzonspor için uygun bir rakip. Hayata Akhisar zamanında bu şekilde ligde kalmıştı. Alt ligdeki kadroya fazla dokunmadan ama onlar da Gekas falan bir iki güzel hamle yapmıştı. Bir de orada farklıydı yani Giresun bir da böyle kaldı geçen sene ama Ümraniyespor nedense bana o ışığı vermiyor diye belirtmek istedim. ya onlar yine ufak tefek dokunuşlar yapmışlar. Mesela Gekas gelmişti Akhisar'a. O takımı çok yukarı çıkarmıştı devre arası. Giresun'da da şimdi Umut Nayır falan şimdi yerli santrfor olarak o tarz bir takım için ciddi kalite şey. Mesela çok iyi oyuncular gibi gelmeyebilir bize ama Trabzon'dan kiraladıkları şu forvet arkası vardı bir tane. Onlar falan iş yapmışlardı. Doğru hamleler yapmıştı. Bunlarda hiçbir şey yok. Denk gelmesi lazım ama orada Giresun'un tabii sabrı çok önemliydi. İlk 6 hafta pardon 0 puan aldıkları zaman bile Hakan Hoca'yı göndermediler ve bunun meyvesini topladılar. En azından istikrar adına Ya önemli bir bir de şimdi kadroya bakmak lazım. Şimdi kadro iyi olur da bir yapı kurarsın da hoca oynatamaz. Kovarsın hocayı da şimdi geçen seneki Giresun, bu seneki Ümraniye'de hocayı kovsan ne olacak yani? Kadro ne ki? Elindeki ne ki? Ne oynasın adam? Tutmak daha iyi. Düşecekse de onunla düşsün en azından. Kadroyu o kurmuş. Düzeni kurmuş. Neyse devam edelim. Forvet'e geçelim istersen. Ben devam edelim. Ümraniye demiştik. Trabzonspor'dan yine bir isim var. Cornelius'un gidişi benim için sürpriz oldu. Transfer olmuş çünkü. gerçekten niye gitti? Bir de 6 milyon euro. Zaten 5,5 lira almışsın. Hani 10 milyon euroya satsa diyeceğim. Reddedemeyeceği bir teklif geldi. Muhtemelen Cornelius beni bırakın gideyim dedi. Zorluk çıkarmayın dedi. Bırakın da yani yok o paraya da satılmaz ya. Diye düşünüyorum. Yani Cornelius'u alacaktım. Bir baktım. Kopenhag resmi açıklamayı yapmış. O yüzden Canini'yi aldım. İlk tercihim Trabzonspor'dan Ceren'i. İkinci isim Weghorst. Onu da bu sezon bol bol alacağız gibi duruyor. Isınmaya başladı iyice. Çok da yararlı oynamaya başladı. Asist yapıyordu. Şimdi goller de atıyor. Sahanın her yerinde. Ekstra özverili oynuyor. Gerçekten Büyük oyuncu. başarıya aç gibi oynuyor. Tebrik etmek lazım. O yüzden Weghorst'u Ya yine şöyle şimdi Weghorst büyük bir oyuncu ama Beşiktaş seviyesinde büyük bir takımda yani liginin büyük takımında oynamamıştı hiç. Oynadığı en büyük takım Wolfsburg'tu. Burnley'de oynadı. Daha önce Hollanda'da işte Hollanda'da kimde oynadığını hatırlamıyorum da Ajax'ta PSV'de oynamamıştı galiba. Ya böyle şampiyonluk mücadelesi falan veren takımda oynamamıştı. Onun için şimdi Beşiktaş'ta şimdi tribünler Weghorst on fire falan iyice havaya gitti. Zaten üst seviye bir oyuncu. İyi bir hamle, doğru bir hamle. o yüzden Weghorst'u sık sık alacağız gibi. Üçüncü isim de yine her hafta alacağımız isimlerden Hacı Wright oldu benim için. AZ Alkmaar'dan Wolfsburg'a gitmiş bu arada. Yani işte çok büyük bir takımda oynamamıştı. İlk defa büyük takımda oynuyor şeyimi. Destekleyeyim böylece. Aynen dediğin gibi hani o liginin ölçeğinde bu tarz bir takımda oynamadığı için buradaki ortamı da çok sevdi. Bir de uyuştu yani dokusu. Gerçekten çıkarken böyle yüzünü falan görünce çok mutlu olduğunu hissedebiliyorsun. Ve borsa inşallah böyle devam eder. Bizim için de iyi olur bir Beşiktaşlı olarak. Üçüncü ismim Hacı Wright demiştim. Yedek forvetimi de bütçe sebebiyle şu an için alamıyorum. Eğer 2 gün boyunca videoları izleyip günün sorusunu cevaplayacağım. Ondan sonra inşallah uygun bir forvetle kadromu taçlandırırım diyeyim. Sözü sana bırakayım. Forvet için de kolay bir hafta değil. Bende de Weghorst'la Hacı Wright var. Artık bence bunlar düzenli olacaklar ya. Kadro kurarken dokunmayacağımız yer Yani bu iki. Muleka'yı da aslında alabilirim. Muleka da pahalı. Ya Doğru. bir de Muleka'yı forvet yaptıkları için orta saha olsa her hafta alırız ya. Muleka forvet ama yani ortası almışsa. Öyle de hani kanat forvet gibi ya bazen orta saha yapıyor. Mesela Mame Thiam da benzer. Muleka'ya benzer olduğunu söyleyebilirsin. Mame Thiam orta saha mesela. Böyle Oğlum fırsat olsa yapardık. Muleka Bir de Beşiktaş. şimdi Gezal dönünce ne olacak?
Valla gayet iyi olur benim için. Sorun olmaz. Yani muleteyi keser herhalde. Muleka'yı kesebilir. Sola oynatır. Dönmeli oynatır. Yani işte sorun olacağını düşünmüyorum. Evet yani Şu ben anda fantezi futbol için söyledim yani. Muleka'yı almak isteyenler için de şu an bir bu hafta bir görmek hafta lazım. Nasıl Gezbal bir oynamaz zaten de. Bu hafta yine Muleka ile devam eder. Önümüzdeki sürece de bakacağız. sonra da bir ikisinin olduğu hafta görmek lazım. Bende de üçüncü tercihimi de senin çok sevdiğin bir oyuncu. Büyük bir golcü. Muhammed Demir. Muhammed Demir diyor. Şimdi Mam Diouf da geldi. Gelsin. Yerli oyuncu oynatması lazım Konyaspor'un. Mustafa Muhammed oynatır. Muhammed şu an yine karşımda Galatasaray'da tercih edilebilecek Onu da oyuncular. severim ama onu Fransa Ligi Fantezi, Lig 1 Fantezi'de Nant'ta oynayanlara öneririm. attığı goller sayılıyor mu burada aslında? Nant'ta attığı goller sayılsa alabilirdim de sayılmıyordur. Son hafta atmıştı çünkü. Bir gol, bir asist. Olmak lazım. Ben sosyal medyadan Ben Bursalı olan Gaziantep'ten tanıdığımız Muhammed Demir'i aldım. Biliyorsun seni çok kızdırıyor ama Gilerme'nin elinden topu alıp penaltı falan da atıyor. Gol de atıyor. Onun için ben Muhammed Demir'i tercih ettim. almadım o yüzden. Muhammed Demir'i kadroma kattım. Yedek forvetim benim de yok. Bakalım kısmet. Ya bütçeye Aa, yetmedi galiba. aynen. Benzin geçen hafta almıştım. Bu hafta hala aynı benzini kullandığım için yok ama şimdi böyle iyi bir üçlü kurduktan sonra da yedeğe gerek kalmayabilir. Yani orta sahada defansta kullandım. Orada gerekiyor da forvette biraz daha yani yedek almayacaksam orada almayayım. Çünkü forvete yedek alacaksan en az 6-7 milyon harcaman gerekiyor da defansta orta sahada bulabiliyorsun kelepir. Ben şu Konya'nın santrforu almak istiyordum. Yani oynamasa bile kadroma güç katacağını düşünüyorum. Beyaz Neydi? oyuna İlk girdi. Beyazoğlu nasıl topçu ya şeyin kankası. Akinfenva'nın kankası. Oyuna girdiğinde zaten herkeste garip şeyler oldu. Böyle Özlediğimiz tip oyuncu değil mi? iki dakika Fiziğiyle rakip ezen. bitirmiş ya. Yani herkes kimle konuşursa etkisi altında kalmışlar. İşçi bir oyuncu. Yani Merakla son 15 dakikası ya her maç son 15 dakika girecekse yani beIN Sports'ta son 15 dakika reytingler artar. İşte Twitch'te bir yayıncı var. Bilmiyorum belki biliyor musun? Biliyorum yani. Hasso Tatsı diye Kaşıkçı. Biliyorum. İşte o şey diyor. Öyle bir oyuncu Kaldırıcı falan diyor. kendi koşmuyor ama yanındakiler de ondan etkilenip koşmuyor diyor. O yüzden O Ferdi falan zaten feleği şaştı Ferdi'nin ya. Ferdi 2 dakika önce Bütüçi'yle falan güreşiyordu. Ya onlarla omuz falan atıp falan alıyordu. Bu bir girdi kalçayı koydu. Taç çizgisinin öbür tarafına attı. Orada diğer stoperler falan geldi kalıplı. Onlar dediler acaba ikisini birden öbür tarafa attı. Şut vururken zaten gördüysen yaklaşmıyordu. Salaydı galiba. Ya şey diyordu onun dili yanmış. O yaklaşmadı. Topa bir vurdu. Zaten Altay hareket edemedi. Direği salladı böyle. Akinfeva ile ikili olmaları da çok enteresan. Yani şey Wycombe Wanderers galiba. Oynadığı oyunun tipi belli yani. Nasıl bir top oynadığını tahmin edebiliyorum. İzlemedim hiç. Ama kaleci şişiriyordur muhtemelen. Eski İngiliz futbolu. Orada topu tutuyordur onlar böyle bir zaman geçiriyordur. Neyse. Bakalım yani bu yedek olması sıkıntı yaratıyor bizim için. Bir şey bulacağız yani kartımı Teknik direktör tercihin kim? Onu da söyleyelim istersen. Zampolut deplasmanda galibiyet alabileceğini düşündüğüm için Ben Abdullah Avcı'yı aldım. yani deplasman O deplasman ama iç saha. Onun için Abdullah Avcı'yı aldım. olabilir, evet Abdullah Avcı'yı da alabilirim bu arada, senin tercihin mantıklı geldi şu an için. Çünkü o da çok önemli. Deplasmanda olmak her zaman daha iyi. Bir de şimdi Giresun'a fark atmakla Ümraniye'ye fark atmak aynı değil. Giresun ters takım. Orada bir sonuç çıkabilir. Ters bir sonuç. Evet, Abdullah Avcı da mantıklı geldi bana. Ben de değiştirebilirim. Evet, bakalım konuşmadığımız maç var mı? Bir de onu değerlendirelim. Sivas Karagümrük'ü sen konuştun. Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum ben de. Fenerbahçe'yi ağır favori görüyorum. Ankara Gücü, Antalyaspor Kasımpaşa, Antalyaspor'u favori görüyorum. Beşiktaş. Kutay Adana Demirli de Beşiktaş'ı da Adana Demir'i kazanacağını düşünüyorum. Hatta Onyekuru tercihim de var orta sahada. bence ben o maça girmek istemedim ya o Hatay Güney'in olmuyor ya bu sene nedense. o havayı Onların yakalayamıyor. hocası da aslında başarısız değildi. Eli değiyordu geldiği takımlar. Hatay da yani bir hoca için Bu çalışması arada Ömer Erdoğan Ankara Gücü'ne geldi. Yani biz Beşiktaş'tan böyle geniş geniş isimler aldık ama biliyorsun Türkiye'de yeni hoca geldiği ilk hafta eli değebiliyor. Ömer Erdoğan efendi adam ya. İlk hafta eli değmez onun. Ömer Erdoğan da burada bir Ankara Gücü'ne. O eski tip Yılmaz Vural, Hikmet Karaman falan gelse ilk hafta eli değer. 2-3 hafta sonra patlar.
Ömer Erdoğan daha bir 2-3 hafta ihtiyacı vardır bence. O yüzden onu da belirtmiş olurum. Ankaragücü yeni hoca değiştirdi. Orada bir ivmelenme görebiliriz. Abi Beşiktaş şu an çok istim üstünde ya. Ömer Erdoğan da bu maça çok şey yapacağını zannetmiyorum. Tabii bir rekabet şimdi Ankaragücü bileniyordur. Taraftar tesislere falan basar. Bu hafta bir gazı verir ama Beşiktaş'a şu an yani Galatasaray Fener'le oynasa bile favori. Beşiktaş bu şekilde devam ettiğinde şey de her zaman favori de Beşiktaş'ı da biraz birkaç hafta sonra da görmek lazım. Bu kadar yoğun tempo sakatlıksız, kazasız, belasız uzun süre giderse çok ilginç bir sezon olabilir Beşiktaş için. Dünya Kupası arası var zaten en azından. Evet, o da biraz avantaj. Gidecek çok topçu da yok bir yere. Weghorst gider. Avantaj, dezavantaj da olabilir. O formu tekrardan yakalamak adına. Ne kadar ne olacak? Bizim ligin Biraz temposu. garip bir sezon olacak bakalım. Yani de tüm Avrupa için öyle olacak. Türkiye için de öyle olacak. Neyse yavaş yavaş tamamlayalım istersen. Var mı Tamam. eklemek istediğim bir şey? Yo, gereken şeyleri söyledik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bize yorumlarınızla, görüşlerinizle destek olursanız seviniriz. Ener Valencia ile ve Muhammed Demir ile ilgili özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşçakalın.